Orta Asya, Altaylar, Tanrı Dağları, Ötüke, Bozkırlardan, başı dumanlı dağlardan, yaylalardan başlayan olağanüstü bir yolculuk. Kayalarda, kurganlarda, anıtlarda yaşayan, taşlara kazınan izler. Binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin, sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler. Horasan ve Mavera-ün-Nehir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervansaraylar, medreseler, darüşşifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin dünyası. Üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. İzzettin Keykavus, Selçuklu ülkesinde duruma hakim olduktan sonra ticari yönden Anadolu'nun kalkınmasına babası gibi öncelik verdi. Kıbrıs Kralı ve Venedikliler ile ticaret anlaşmaları yaptı. Akdeniz'de ticaret güvenliği sağlanmıştı ancak Karadeniz'de durum karışıktı. Sultan İzzettin Keykavus, Karadeniz'de bir ticaret limanı kazanmak gayesiyle Sinop üzerine yürüdü ve Selçuklu ordusu 3 Kasım 1204 yılında Sinop'a girdi. İzzettin Keykavus, Sinop'un fethi sebebiyle Sultanül Galip unvanını aldı. Sultan İzzettin Keykavus öldükten sonra Alaaddin Keykubat sultan ilan edildi. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Anadolu artık tamamen bir Müslüman memleketi haline gelmiştir. Bir Türk ve Müslüman memleketi haline gelmiştir. Ve hemen hemen kentlerin tamamında ve kırsal alanın tamamında nereye giderseniz gidin artık bir Selçuklu eseri, bir Selçuklu izi görülmeye başlanılan dönem bu 13. yüzyıl ve üzerinde benim sık sık durduğum Alaaddin Keykubat dönemi ki Anadolu'nun aydınlanma dönemi olarak kabul edeceğimiz bir dönemdir. Keykubat, Selçuklu başkentine gelinceye kadar geçtiği yerlerde merasimle karşılandı. Ayrıca Konya'da muhteşem bir karşılama töreni yapıldı. Alaaddin Keykubat, tahta çıktığı sırada Moğol istilası Asya'yı ve Doğu Avrupa'yı yakıp yıkıyordu. Sultan Keykubat, Moğolların Anadolu'ya da gelebileceklerini düşünerek bazı tedbirler aldı. Gelişen şehirleri korumak ve savunmak zorunlu hale gelmişti. Bir şehrin savunmasını güçlendirmek için öncelikle kale duvarlarını sağlam hale getirmek gerekiyordu. Konya ve Sivas surları 1. Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirildi. Kayseri'de sürmekte olan onarım tamamlandı. Sultan Alaaddin yeni planlar yaparak
bazı sur sınırlarını değiştirdi. Sivas ve Konya surlarını yaptırırken şehrin tamamını içine almasını sağladı. Konya yakınlarında Gevele Kalesi, Kayseri'de Ahmet ve Saykalen Hisarları, kale şehrin dışındaki savunma birimleriydi. Şehrin savunmasında önemli kale bölümlerinden biri de iç kaleydi. Ancak Kayseri'de olduğu gibi saraylar bazen iç kalenin dışında yer alabiliyordu. İç kale aynı zamanda yiyecek ve silah deposuydu. Genellikle iç kaleden dış kale surları dışına çıkan yeraltı geçitleri bulunurdu. Alaaddin Keykubat, Konya surlarının onarımı ve inşası bittikten sonra Alanya seferine çıktı. Sultan, ordusu ve Antalya'dan gelen deniz kuvvetleriyle kaleyi kuşattı ve aldı. Sultan Alaaddin Keykubat, Akdeniz sahilindeki bu kaleye Alaiye denmesini, yeniden imarını ve burada bir tersane inşa edilmesini emretti. Alanya Tersanesi, Selçukluların Akdeniz'deki ilk tersanesiydi. Daha önce Karadeniz'de Sinop Tersanesini yaptıran Alaaddin Keykubat, Alanya Tersanesi ile iki denizin sultanı unvanını aldı. Alanya, Selçuklu döneminde hem korunaklı bir kale şehir hem de bir ticaret merkezi haline geldi. Alanya Kalesi'nin ilk kurucuları Romalı korsanlardı. Selçuklu fethinden sonra kale yeni baştan inşa edildi. Alanya Kalesi yalnızca savunmadaki sağlamlığıyla değil, mimarisiyle de ilgi çeker. Kale şehirlere özgü olmayan bir güzelliği ve zarafeti vardır. Selçuklu mimarisinin değerini ortaya koyan önemli ve görkemli bir eserdir. Kale surları yarımadayı tümüyle kuşatır. Kalede bulunan Selçuklu dönemine ait kitabede 1226 yılında başlanan kalenin yapımının yaklaşık 5 yıl sürdüğü yazılıdır. Alanya fethinden sonra Alaaddin Keykubat kışı geçirmek üzere Antalya'ya gitti ve bu yolculuk sırasında Alara Kalesi de Türklerin eline geçti. Selçukluların Sinop, Antalya ve Alaiye fetihleri, Anadolu'ya bazı istisnalar hariç, Türklerin denizciliğe başlama tarihi ve ilerlemeleri için önemli bir vesile oldu. Konya merkezi bir kara devleti olmakla birlikte, mesela Alanya'da tersaneler yapıldığını görüyoruz. Demek ki deniz konusuyla da ilgilendiler. Güneyde, Batı Anadolu'da Karadeniz üzerinden yaptıkları Sodak Seferi dolayısıyla sahillerle de ilgililer ve önemli bir ticaret ağının sahibi bunlar. Demek ki bu geleneklerini daha sonra beylikler aracılığıyla 14. yüzyıldan itibaren Osmanlı'nın erken devirlerine aktarabildiler. Bu bakımdan da önemlidir Selçuklu kültürü. Tersanelerde üretilen gemiler, Akdeniz ve Karadeniz'de askeri ve ticari seferlere imkan verdi. Bu gelişmeler, Selçuklu Sultanı'nın ilk deniz aşırı seferini düzenlemesine neden oldu. Selçuklu ordusu gemilerle Suudak'a ulaştı ve ele geçirdi. Artık Selçuklu Devleti'nin deniz kuvvetleri savaşlarda aktif rol üstleniyordu. Sultan Alaaddin Keykubat, 1232 yılında Moğol Hanı'na bir elçi göndererek barış yaptı. Doğu Anadolu'ya hakim olmayı planlıyordu. Ahlat, Van, Bitlis ve çevresini Selçuklu toprakları içine katarak buralarda savunma tedbirleri aldı. Kaleleri tamir ettirdi. Türkiye Selçuklularının ticarete verdiği önem Alaaddin Keykubat döneminde devam etti. Yaptığı seferlerle ticaret yollarının güvenliğini sağladı ve birçok kervansaray inşa ettirdi. Türkiye Selçuklularının bir kaynağa göre 100, Arap coğrafyacısı İbn-i Said'e göre ise valisi, kadısı, camisi ve hamamıyla birlikte 24 şehri bulunurdu. Bu şehirler yol ağlarıyla birbirine bağlanmıştı. Anadolu Selçuklu döneminde
ticaret yollarında ilerleyen kervanlar günün sonunda geceyi geçirmek için kervansaraylara ulaşırdı. Kervansaraylar, ticaret mallarını taşıyan kervanlara güvenli konaklama yeri sağlıyordu. Sağlam surları, kule ve burçları ağır demir kapılarıyla tehlikelere, saldırılara karşı inşa edildiler. Emniyeti sağlanmış yolların ise kullanışı her mevsimde aynı değil. Ticaret muhakkak ki yaz aylarında yapılan bir şey. Çünkü yükün taşınması, yollarda yürünmesi, herkesin atlı gitmediğini biliyoruz. Yani çok büyük yürüyen kafileler kervanla birlikte yürüyorlar. Dolayısıyla ticaret mevsimsel bir şey ve yaz ağırlıklı bir olgu. Onun yanı sıra aslında savaşlar da öyle. Yani kış mevsimi savaş için seçilen bir mevsim değil. Ona göre bir takım planlar doğal olarak yapılıyor. Onun dışında Selçuklu dönemi ölçeğinde çok hareketli bir sultan ve etrafındaki emirler grubu var. Bazen Kayseri'deler, bazen merkez Konya'dalar, bazen Sivas'talar, bazen Antalya'dalar dolaşıyorlar. Ve de hem sultan hem emirleri kışın başka yerlere göçüyorlar. Selçuklu sultanlarının en beylik yer kışlakları Antalya ve Alanya. Alanya'ya göçtüklerini biliyoruz. Öyle olduğu zaman bütün bu yollar, bu göçler ve hareketler içinde yollarda bu üst kademe devlet yöneticilerinin devlet işlerini hem yapıp hem de konaklayarak hareket etmeleri, bir yerden bir yere gitmeleri gerekiyor. Ne amaçla kullanılırsa kullanılsın tabii ki bir yol üstü kuruluşunun en önemli girdilerinden, gereklerinden biri emniyet. Emniyeti doğrusu binaların kendinden belirli bir ölçekte okuyabiliyoruz. Yani şu anda bile Anadolu'da dolaştığımız zaman bir tarlaların ortasında bulunan bir kervansaray bize emniyet faktörünü açıklayan bir takım ögelere sahip. Gayet iyi inşa edilmiş kalın duvarları var. O duvarları pekiştiren payandaları var. Duvarların üst seviyesinde dendanları var, kuleleri var. Kervan geliyor, kapıları açılıyor ve içeriye develer ve diğer hayvanlar arabalarla avluya sokuluyor. Yük ve eşya indiriliyor, arkadaki depolara konuluyor, sayımı yapılıyor ve yolcular, insanlar koğuşlara ve gözlere dağılarak geceyi orada geçiriyorlar. Genellikle bir gece kalınıyor. Bunlar ocaklı, şömineli koğuşlar. Büyük kervansaraylarda her türlü ihtiyaç giderilebiliyor. Hatta belki eğlence bile var orada. Orada bir mescit var, hamam var. Çok önemli bir birim, nalbant var. Çünkü her şey hayvan gücüyle yapılıyor. Nalbant var. Bu tür hizmet tesislerinin veya birimlerinin de olduğu küçük bir kasaba gibi kervansaray. Sabahleyin herkes uyanıyor. Mallar sayılarak hayvanlara yükleniyor. Kervansarayın görevlisi dualarla kapıyı açıp kervanı tekrar yola çıkarıyor. İlk defa Alaaddin Keykubat döneminde kervanların sigorta ettirildiğini görüyoruz ki bu dünyadaki en önemli örneklerden birisidir. Yani o dönem, yani sigortacılığın bilinmediği bir dönemde, Alaaddin Keykubat döneminde kervanlar sigorta ettiriliyordu. Ve bu hayvan kervanlar neyle gidiyor? Hayvanlarla gidiyor. Develerle, katırlarla ve atlarla gidiyorlar. Ve atların üzerine belirli bir miktardan, yani bir atın çekemeyeceği yükün konulmaması için kervansarayların giriş kapıları özel olarak yapılıyordu ve fazla yükle gelen kervanlar cezalandırılıyordu hayvana fazla yük yüklediği için. Bunun örneği de Kastamonu'daki Deveci Han'da ve diğer hanlarda halen bu yapı bellidir. Sabah kervan çıkarken, kervansaraydan çıkarken eğer deve
aşırı yükü dolayısıyla kapıdan geçemiyorsa hemen orada cezalandırılıyor. Devenin üzerindeki aşırı yük alınarak taşıyabileceği kadar yük yükleniyordu. Sultan Alaaddin Keykubat, siyasi ve iktisadi başarılarının yanı sıra ülkesinin bilim ve kültür yönünden de gelişmesine önem verdi. Anadolu Selçuklu sultanlarının bilime değer vermesinin geçmişi Büyük Selçuklulara dayanır. Büyük Selçuklu Devleti'nin sınırları içinde yer alan Buhara, Fergana, Semerkant, Merv gibi şehirler aynı zamanda bilim ve sanat merkezleriydi. Türkler aracılığıyla bu gelişmiş şehirlerin kültürü Anadolu'ya taşındı. Anadolu Selçuklu döneminde bilim adamları kendilerinden önceki bilimsel birikimden yararlanarak matematik, fizik, astronomi, kimya ve tıp alanlarında uygulamalı çalışmalar yaptılar. Bu birikimler çoğalarak medreselerde ders olarak okutuldu. Bazı çalışmalar sultanların arzusuyla kağıda geçirildi ve basıldı. Bunlardan biri de El-Cezeri'nin kitap haline getirdiği çalışmalarıdır. El-Cezeri, kitap Fi Marifet il Hiyel adıyla yazdığı ünlü eseriyle şaşkınlık ve hayranlık uyandırır. Bu kitap, Anadolu Selçuklu Devleti ve beyliklerin o dönemde yaptıkları bilimsel çalışmalar hakkında değerli fikirler verir. Dönemi için bir mühendislik şaheseridir. Araç yapımındaki ustalığı, konuyu detaylı bildiğini gösterir. Cezeri, çalışmalarında antik dünyadan beri bilinen prensipleri kullandı. Bu prensipler, hava, boşluk ve dengeydi. Tasarladığı makineler ve düzenekler otomatik olarak çalışırdı. Çağının önüne geçmiş robotlardı. Kitabında hepsinin işleyişini ve yapılış amacını detaylarıyla açıkladı. Bu açıklamaları resim ve şemalarla destekledi. Fil su saati, El-Cezeri'nin en çok ilgi gören tasarımlarından biridir. Astronomi de bilimsel çalışmalar arasındaydı. Güneş, ay ve gezegenlerin açısal konumları hesaplandı ve astronomi cetvelleri adı altında çizimleri yapıldı. Simya, tüm dünyada olduğu gibi Anadolu Selçuklu ülkesinde de ilgi gördü. Ünlü simyacılardan biri de Cevberi'ydi. Cevberi, simyayı tanımlarken, "Bil ki bu sanat öyle bir sanattır ki, sanatların en güzellerindendir," demiştir. Cevberi, zaman zaman tıbbi konularla da ilgilendi. Bazı ilaç terkiplerini ve nasıl kullanıldığını ve çare olduğu hastalıkları yazdı. Alaaddin Keykubat, bilim ve kültür ile uğraşanları himaye etti. Moğollardan kaçan Türkistanlı ve İranlı alim, şair ve sanatkarlara kucak açtı. Bu etkileşim Anadolu'da bir zenginliğe dönüşecektir. Bir kültürel zenginliğe de dönüşecektir. Bu zenginlik Selçuklu çağında, Selçuklu'nun altın çağında çok önemli figürler, tarihi şahsiyetler de çıkaracaktır. Mevlana bunun bir örneğidir. Mevlana adıyla anılan büyük İslam mutasavvıfı Celaleddin Rumi, 30 Eylül 1207'de Belh'te doğdu. Babası Bahauddin Veled, yaşadığı çağın en bilge kişilerinden birisi, çok ünlü bir din ve bilim adamıydı. Bütün İslam dünyasında tanınır, Sultanül Ulema, yani alimlerin sultanı veya bilginlerin efendisi diye bilinirdi. Dalga dalga ilerleyen Moğol tehdidi, Belh sınırlarına yaklaşınca, Sultanül Ulema, göç kararı aldı ve
1220 yılında çok yakın öğrencileriyle ailesinden oluşan küçük bir kervanla tam 8 yıl sürecek uzun bir yolculuğu başlattı. Kafilenin ilk durağı Nişabur oldu. Bir süre sonra Nişabur'dan ayrılıp önce Bağdat'a, oradan Kufe yoluyla Mekke'ye ulaştılar ve haclarını yapıp Medine, Kudüs ve Şam yoluyla Anadolu sınırlarına girdiler. Yolculuk bitmiyordu. Halep, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Niğde üzerinden Karaman'a geldiler. 1228 yılında Karaman'dan ayrılıp Selçukluların büyük başkenti, Orta Çağ'ın en önemli bilim, sanat ve düşünce merkezlerinden biri olan Konya'ya ulaştıklarında, arkalarında çok uzun bir yolu ve 8 yılı bırakmışlardı. Babasının yanı başında sürüp giden bu uzun yolculuk, Mevlana Celaleddin için mükemmel bir eğitim süreci olmuştu. Sultanul Ulema'dan bir miras gibi devraldığı temel bilgilerin yanı sıra, yıllar boyunca değişik ülkelerde tanıdığı, birbirinden ünlü, çok sayıda bilim ve düşünce adamlarından yansıyan, zengin, farklı ve değerli düşünce ve görüşler, Mevlana'nın öğretisindeki asıl unsur olan insan sevgisinin ve büyük hoşgörünün de temelini oluşturmuştur. Konya'ya yerleşmelerinden 2 yıl sonra baba Bahaüddin Veled vefat etti. Bundan sonra genç yaşında geldiği Konya'dan küçük seyahatler dışında ayrılmayışı, şahsiyetini orada kazanması ve ününün oradan yayılması, Mevlana'nın bütün dünyanın tanıdığı Rumi lakabı ile anılmasına sebep olmuştur. Bahaüddin Veled'in vefatından sonra onun en yakın talebelerinden Seyyid Burhaneddin, Mevlana'nın hocası olmuş ve Seyyid-i Sırdan diye övülen bu büyük alim, Celaleddin'in küçüklüğünde lalalık vazifesiyle başladığı eğitimi ölünceye kadar sürdürmüştür. Seyyid Burhaneddin'in ölümünden sonra geçen 5 yıl içerisinde Mevlana, Konya'nın 4 ünlü medresesinde yalnız ilmi bir hüviyet içinde hocalığa devam etmiş, fıkıh, tefsir, hadis, kelam gibi klasik bilimlerle meşgul olmuş, İran, Hint ve Arap edebiyatlarını incelemiştir. 1244 yılının Kasım ayında bir gün medreseden evine mahiyetindeki cemaatle birlikte dönerken bineğinin dizginlerine yapışarak sorular soran bir derviş, Hazreti Mevlana'nın hayatını değiştirmiş. Coşku ve vecd içinde semaya yönelmişti. Şems-i Tebrizi diye bilinen 60 yaşlarındaki bu büyük mutasavvıfla sohbetleri sürerken, onun 3 yıl sonra bir gün ansızın ortadan kaybolmasıyla başlayan ayrılık, Mevlana Celaleddin Rumi için yakıcı bir hasret döneminin başlangıcıydı. Ve Mesnevi başta olmak üzere belli başlı tüm büyük eserlerini bu dönemde verdi. Ezelde olan, daima yaşayan, bilen, kadir ve kayyum olan Allah'a yemin ederim ki, onun nuru, aşkın mumunu alevlendirmiş ve böylelikle yüz binlerce sır ayan olmuştur. Onun bir emriyle bütün bu alemler, aşklar, aşıklar, hakimler ve mahkumlarla dolmuştur. Tebrizli Şems'in tılsımı ile acayip alemin hazineleri saklanmıştı. Ayrıldığı andan itibaren biz mum gibi bütün tatlılıklardan uzak kaldık. Geceler boyu mumlar gibi yandık. Güzellikten mahrum kalınca cismimiz harap oldu ve ruhumuz da o harabelerde yaşayan kuşlara döndü. Göç zamanı geldi. Irmaktan sıçrama çağı çattı.
her şey helak bulur. Ancak onun hakikati bakidir. Bu sözün arda kalanı, dilsiz, dudaksız, ruhu diri olanın gönlüne doğar. Söyleme de sona erdi, ömür de. Müjdeci geldi. Artık bedenden kurtuluyor. Büyük eseri Mesnevi'nin tamamlanmasından kısa bir süre sonra Mevlana Celaleddin Rumi, 1273 yılının 17 Aralık günü gün batarken 44 yıl önce geldiği Konya'da hayata gözlerini yumdu ve babası Sultanül Ulema'nın bulunduğu yerin yanı başında toprağa verildi. Selçuklu başkenti Konya, Hazreti Mevlana'yı bağrına basmış, manevi varlığı ise tüm insanlığın gönüllerinde kendine yer bulmuştu.